İyi günler. Selamünaleyküm hocam. Buyurunuz efendim. Hocam benim sorum gusül abdestiyle ilgili. Şimdi ben daha yeni Saadet Ebediye'yi aldım ve okumaya başladım. Şimdi hocam diyor ki orada Hanefi mezhebindekilerin hani kaplamaları varsa gusüllere sahih olmaz diyor. İçinden niyet etmesi gerek diyor. Geçirmesi, hani Maliki'yi taklit ediyorum diye. Ben bunu bilmiyorum. Yani içimden de hiç geçirmedim gusül abdesti alırken. Peki tuttuğum oruçlar, işte namazlar hepsi telef mi oldu? Yani ne oldu? Ne yapacağım hocam? Peki efendim. Gusülle alakalı bir suali vardı. Ben de Saadet Ebediye'yi yeni okudum. Orada bir şey dikkatimi çekti. Hanefi mezhebinde gusül abdest alırken eğer ağızda dolgu veya kaplama varsa gusül olmuyor deniyor. Bugüne kadar aldığımız abdest, aldığımız gusül, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçların akıbeti ne oldu? Madem ki gusül olmuyor. Efendim oruçlar için değil o. Oruç sahih olur da fakat abdest, yani gusül sahih olmayınca abdest ve namaz da sahih olmaz. Şimdi öncelikle o konuyu bir iyi bilmekte fayda var. Şimdi dört mezhepten ikisinde, Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusül abdesti alırken ağız vücudun dışı gibidir. Yani yıkanması bakımından dışı gibidir. Dolayısıyla ıslanmadık yer kalmayacak şekilde ağzın içerisinde yıkamak gerekir. Zaten bir kimse eğer kaplama ve dolgusu yoksa ağzına su alıp da çalkaladığı zaman suyun ulaşmadığı bir yer yok. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında bu hassasiyetten dolayı işte yemek yenilirse veyahut da yenilen yiyecekler içerisinde böyle dişlerin arasında onlar parçalandığı zaman dişe yapışıp altına su geçirmeyecek bir nesne varsa olabilir mi? Olabilir tabii. Mesela sızdırılmış değil de mumlu bal yersin. O da dişe yapışır. Balın mumu da altına su geçirmez. Bunları önceden çıkarmak gerekir. Veyahut da katı bir şey yenmiştir. O yapışmıştır dişin arasına veya diş etine yapışmıştır veya dişe yapışmıştır. Bunu fırçalamak, kürdanla temizlemek. Yani gusülden önce bunlar, bu temizliği yapmak lazım. Ondan sonra gusül abdesti almak lazım diye uzun uzun bildiriliyor. Niye bu kadar ince ve uzun hassasiyetle bildirilmiş? Çünkü ıslanmadık yer kalırsa ağızda da gusül olmuyor. Gusül olmayınca abdest olmuyor ve dolayısıyla namaz da olmuyor. Yani namaz abdest ve gusle bağlı. Gusül sağlam değilse abdest ve namaz da sağlam değil. Olmuyor buyuruyor. Hanbeli mezhebi de böyle midir? Evet, Hanbeli mezhebi de böyledir. Yani ağzın içi bu iki mezhepte aynen yüz gibidir. İğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması emredilmiştir, farzdır. Diğer iki mezhepte, Maliki ve Şafii mezhebinde de gusülde ağzın içerisini yıkamak lazım ise de vücudun dışı değil içi olarak bildirilmiştir. Yani dört mezhepte de gusül abdest alırken ağzın içerisini yıkamak lazım. Ama hükümleri farklı. Peki niye farklı olmuş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hani gusül abdest alırken ağzın içerisine su vermek farzdır diye açıkça böyle bir ifadesi yok. Tatbikatı var. İmam-ı Azam İbn-i Aynif Hazretleri ile İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakıyorlar. Çok mübalağa ediyor. Diyor ki farz olmasaydı bu kadar üzerinde durmazdı. İmam Şafii ve İmam Malik Hazretleri evet diyor, ehemmiyet vermek lazım ama yani vücudun içidir. Dolayısıyla farz değildir. Yani sünnettir. Hükmünü bildiriyorlar. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman dişini doldurtur veya kaplatır. Şu da anlaşılmasın. Hanefi mezhebinde olan bir kimsenin dişini doldurtmaz veya kaplama yapmaz. Böyle bir şey değil. Bu konuda diş tabibine tabi oluruz. Gideriz. Diş tabibi derse ki bunu doldurtursak daha uzun ömürlü olur. Ve kendi dişindir. Yiyeceklerini daha çok parçalamada kendi dişi, yani takma dişler gibi olmaz, protez gibi olmaz. Zaten o bilgileri veriyorlar onlar. Eğer dolgu yapılabilecek bir şeyse onu da teklif ediyorlar. Ha sen dersen ki diş tabibi böyle teklif ettiği halde yok arkadaş, ben onu istemiyorum. Sök, yerine protez tak, yani girip çıkmalı. Diş tak derse diş tabibi ona da itiraz etmez. Hay haydır, söker, onun yerine de protez yapar mı? Yapar. Efendim bu zarurettir, bu zaruret değildir. Zaruret olabilmesi için o işin mutlaka yapılması, mutlaka yapılması lazım değil mi? Değil. Çünkü protez alternatif var. Mutlaka yapılması. Velev ki diş tabibi yapılması dedi. Kendi mezhebinde çıkış yolu olmadığı gibi diğer mezheplerde de o iş mutlaka yapılması lazım. Başka çaresi yok. Kendi mezhebinde çıkış yolu olmadığı gibi diğer mezheplerde de çıkış yolu yoksa
O zaman zaruret olur. Yani ölümden başka çare bulamaz. Onu mutlaka yapmak ve yerine getirmek lazım olsa o zaman zaruret olur. Şimdi zaruret değil. Velev ki biz ihtiyacımıza binaen bile dişimizi doldursak ve kaplatsak bile yapabiliriz bunu. Maliki veya Şafii mezhebini taklit etme imkanı var. Zaten Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abidin'de Hanefi mezhebindeki iştihat makamındaki müftiler, iştihat makamındaki yani bugün müftülük makamı olarak bildiğiniz makamda bulunan değil. Yani o makamda bulunup da o işe ehil olmayan çok kimse var. Yani kendini o makama geldi diye o bilgiye, o ilme sahip zannetmesin hiçbir kimse. İştihat makamında şimdi alim yok gibidir. Dolayısıyla o müftüler de mesela Ebu Suud Efendi, ondan sonra Zembillal Efendi gibi zatlar o makamı dolduruyordu. Efendim onlar Şeyhülislam'dı. Şeyhülislam'dı ama aynı zamanda aynı şekilde fetvaya da yetkiliydi. Dolayısıyla iştihat makamında olması gerekir. İştihat makamındaki Hanefi mezhebindeki müftiler, Hanefi mezhebinde çıkış yolu olmadığı zaman İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına göre de aynı şekilde fetva veriyorlardı buyuruyor. Ve yolunda gösteriyorlardı nasıl hareket edilmesi lazım geldiğinde. İşte gusülde şunlar şunlar yapacaksın, abdestte bunlara riayet edeceksin, namazda bunlara riayet edeceksin. Bunun adı taklittir. Bu şekilde aynı şekilde bildirilmiş mi? Bildirilmiştir. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde olup da diş dolgusu veya kaplaması olan bir Müslüman dişini doldurup ve kapattıktan sonra ilk gusülden itibaren niyet ettim gusül abdesti almaya, Maliki mezhebine uymaya. Ne zaman niyet edecek? Hemen başlarken, gusle başlarken, elini yıkarken hemen niyet edecek. Peki gusülde Maliki mezhebinin istediği niyet zaten başlangıçta yapıyorsun. Ondan sonra delk, vücuda su ulaştığı yerleri ovmak. Ondan sonra saç diplerini parmak aralarıyla ovmak, saçı ulaştırmak. Muvalat peş peşe yıkamak. Bu kadar. Bunları zaten ben yapıyordum. Tabii yapıyorduk. Dört mezhepte de gusül abdestinin alınışı aynı. Abdest alınışı aynı. Namazın kılınışı aynı. Sadece bazı hükümlerde farklılık var, o kadar. Bazı da ufak tefek teferruatlar var. Çünkü dördünde de aynıdır. Sadece hükmü farklıdır. Dolayısıyla bir iş yapılırken bir müştehit alimin, bir mezhep imamının bildirdiği naklettiklerine ittiba edersek, uyarsak o ibadetimiz sahih olur. Ahirette de aynı şekilde bakarlar. Ha derler, İmam Malik Hazretleri'nin iştihadına göre bu sahihtir. Geç derler. Ama hiçbirisine uymuyorsa İmam Hazım Ünfani Hazretleri diyecek ki senin gusülün olmadı. Taklit de etmemişsin. Açıkta kalacaksın. Gusülsüz cenabetsiz. Gusülsüz kaldın. Cenabet olarak aynı şekilde o ibadetleri yapmış oldu. Onların hiçbirisi de kabul olmadı diyecekler. Reddedecekler. Peki şimdi dinleyicimizin sormuş olduğu oraya gelelim. Efendim ben bugüne kadar aldığım, bugüne kadar kıldığım namazlar ne olacak? Aldığım gusül, abdest ve kıldığım namazlar. Efendim oruçlarda problem söz konusu değil. Ama namaz, abdest, gusül. Orada problem var. Şimdi Mustafa Bey, eğer kadın olsun erkek olsun bir Müslüman Hanefi mezhebinde ise kendi mezhebinin gusuldeki farzlarını ve sünnetlerini yerine getiriyorsa, abdestteki abdestin farzlarını ve abdestin sünnetlerini yerine getiriyor ise bu kimsenin guslü diğer üç mezhebe göre de sahih olur. Nedir? Efendim niyet ettiyse, delk yaptıysa, muvalat yaptıysa, başını yıkarken aynı şekilde saç tiplerini aynı şekilde parmaklarıyla suyu ulaştırdıysa, abdest alırken de daha elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet ettiyse, abdeste niyet ettiyse, muvalat peş peşe yıkadıysa, delk zaten ovuyor yaptıysa, sünnet çünkü Hanefi mezhebinde, başın tamamında meshettiyse abdeste de, bu farz da yerine getirilmiş. Maliki mezhebi farz diyor. Hanefi mezhebinde sünnetti. O zaman bu kimse, İbn Abidin'de geçiyor bu, döner der ki, ya Rabbi ben dişimi doldurduktan ve kapladıktan sonra aldığım bütün gusül ve abdestlerin hepsini Maliki'ye uyarak aldım. Ve kıldığım bütün namazları da Maliki mezhebine uyarak kıldım dediği zaman bunların hepsi sahih olur. Çünkü İbn Abidin'de amel yapıldıktan sonra da taklit caizdir buyuruluyor. Amel yapıldıktan sonra da taklit caizdir ifadesi geçiyor. Peki efendim madem ki böyle ben buna geriye döneyim. Hayır, şartlarına bakacağız. Şartları uygunsa. Peki şartları uygun değilse ne olacak? Onları mesela tövbe istiğfar ederiz. Sonra da ömür boyu beş vakit namazın sünnetlerini kılarken, sabah namazının sünneti hariç yine ona vacip makamda diyen alimler var. Diğer dört vaktin sünnetlerini kılarken, öğlenin ilk sünnetini ilk kazaya kalan öğle namazının farzı, öğlenin son sünnetini ilk kazaya kalan sabahın farzı, ikindinin sünnetini ilk kazaya kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetini ilk kazaya kalan akşam namazının farzı deyip üç rekat olarak, yatsının ilk sünnetini ilk kazaya kalan yatsının farzı, yatsının son sünnetini de ilk kazaya kalan vitir namazı diye niyet edilmek suretiyle, ömür boyu Allah-u Teala ne kadar ömür verdiyse onlar kaza edilir.
o geciktirmeler için bilinmediği için de tövbe istiğfar edilir. Bir kimse samimi olarak gerçekten buna inanır ve bunları yapmak için gayret sarf eder, bunları telafi etmek için gayrete girerse Allah-u Teala ona kolaylık ihsan eder. Peki efendim ömrü yetmezse, bir kimse diyelim ki senelerce gevşek davrandı, namazını kılamadı, orucunu tutamadı, gevşek davrandı, zekatını veremedi, kurbanını kesemedi. Bu kimsenin aklı başına geldi, hidayete erdi, eyvallah dedi ben ne yapacağım? Hemen daha o gün gusül abdesti aldı, beş vakit namaza başladı, kaza namazına da başladı. Ondan sonra hesap etti ne kadar zaman ben zekat vermem gerekir, şu kadar, şu kadar miktarını hemen o gün gitti bir fakirle altınla devrini yaptı, onu da verdi. Ondan sonra şu kadar sene kurban kesmedim, bir kurban bedelini hemen o gün aynı şekilde yerine getirdi. Ve o gün akşam da öldü. Ne olacak şimdi? 20 sene bunun kaza namazı borcu var, bilmem ne kadar zekat borcu var, bilmem ne kadar kurban borcu var, sadaka-i fıtır borcu var, neyse. Şimdi orada bu kimse samimiyetle onun samimi olduğunu Allah Teala bilir. Benim mesela samimi olduğumu kimse bilemez ki. Şu anda bizi dinleyen dinleyicileri biz kandırabiliriz. Onlar da bizi kandırır. Ne onlar bizim samimi olduğumuzu bilebilir, ne de biz onların samimi olduğunu bilebiliriz. Ama onların da bizim de hepimizin de samimi olup olmadığını Rabbimiz bilir. Dolayısıyla bu kul da samimi ise Allah Teala meleklerine döner buyurur ki buyuruluyor kitaplarda. Ey meleklerim bakın. Bu kulum bugüne kadar aynı şekilde fıskı fücur içerisinde yaşadı. Ama hata ettiğini anladı. Tövbe istiğfar etti. Namaza başladı. Kaza namazına da başladı. Kaza oruçlarına da başladı. Hatta o gün de oruç tuttu diyelim. Orucu da başladı. Zekatını verdi. Sadaka-i fıtırın devrini yaptı. Kurbanla aynı şekilde o gün bir günlük, bir senelik aynı şekilde bedelini ödedi. Ama o akşam da vefat etti. Allah-u Teala buyurmuş ki, eğer ben bunu ömür verseydim, bu kazaya kalan oruçlarını, namazlarını, zekatlarını, kurbanlarını hepsini ödeyecekti bu. Ama ömrü yetmedi. Siz şahit olun. Ben bunların hepsini sildim buyurulmuş. Öyle. Allah'ın ibadete ihtiyacı yok ki. Kulun samimiyeti ve gayreti söz konusu. Ama efendim hiç yapmadıydı o cennete mi girecek? Sana ne ya, mülk senin mi? Mülk Cenab-ı Hakk'ın. 90 sene kafir olur. Ondan sonra bir iman eder, Allah-u Teala geçmiş günahlarının hepsini siler, cennete gönderir. Ya 90 sene kafir oluyordu. Sana ne be arkadaşım ya, mülk senin mi? Hani İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretlerine birisi gelmiş 90 yaşında, demiş tövbe-i istiğfar etmek istiyorum. İmam Azam Ebu Hanife hazretleri biraz demiş geç kalmadın mı? Hayır demiş geç kalmadım. Geldim ya demiş, hayattayım ya. Geç kalmadım demiş ya, 90 yaşında da olsam geç kalmadım. Dolayısıyla yese düşmek uygun değil. Hemen başta Rabbimiz kendisini anlatırken Erhamir Rahiminim buyuruyor ben. Yani merhametlerin en merhametlisiyim. Bütün mesele nedir? Bütün mesele kul samimiyetle Allah-u Teala'ya döner. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek için çırpınırsa, gayret ederse onun samimiyetini Allah-u Teala biliyor. O samimi ise hücrelerine varıncaya kadar Cenab-ı Hak hepsini de aynı şekilde siler mi? Elbette siler. Hatta İslam alimlerinde bazılar buyuruyor ki fıskı fücurunu sildiği gibi o miktarda da ona ayrıca sevap da verir. Veren Cenab-ı Hak. Hazinenin sahibi o. Cenab-ı Hakk'ın hazinesi. Yaratan o çünkü. Hazinesinde eksilme olmaz ki. O bizlere mahsustur. 100 kuruş paramız var. 10 kuruşunu verdik mi 90 kuruş kalır. O bize mahsustur. Eksilme, çoğalma. Allah-u Teala için öyle değil. O yaratandır. Onda eksilme olmaz. Affedendir. Gafurur Rahim'dir. Böyle bir Rabbimiz var. Bu şekilde hareket edersek Cenab-ı Hak bizi affeder mi affeder, ama bizde gayret samimiyet olması lazım. Doğru olarak öğrenmek, doğru olarak yapmak. İbadeti efendim şöyle yaptıydım böyle. Hayır. İmam Rabbani Kudüs'ün buyurduğu gibi ibadet emredilen şekilde yapılmalıdır. İbadet emredileni yapmaktır. Abdest nasıl emredilmiş? Böyle. Öyle almalı. Namaz nasıl emredilmiş? Böyle. Şimdi internette bir haber çıktı da gördünüz mü bilmiyorum. Sıraları koymuşlar böyle. Senelerdir biz naklediyoruz. Tamimden saatte bir diye yazan zat da habire senelerdir feryat ediyor sıraları. Aynen kiliseye çevirmişler. Aynen kiliseye. Sıralar konmuş böyle. İstanbul'da bir cami. Evet. Ve netice itibariyle aynen kilise. Yakında İmam Efendi de koltuk artık. Yani deri koltuk değil mi? Cemaat oturduğu halde imamın ayakta yatıp kalkması da o da uygun olmaz. Ayıp olur. Ayıp olur. Orada bir deri koltuk artık. Ondan sonra da çaylar kahveler falan. Ya bu böyle olmuyor falan. Yani kilisedeki olduğu gibi saz, caz falan da ona girer. Oldu sana bir kilise. Hedef bu mu? Evet, hedef bu. Allah-u Teala'dan korkun be. Ayakta kılamayan kimsenin nasıl kılacağı fıkıh kitaplarında yazılır. Efendim işte falan. Efendim olursa efendim böyle olur işte. Kiliseye çevirirsin. Ondan sonra da.
Ona da müdahale etmesen, yarın bunu yapan da, buna izin veren de, bunlara müdahale aynı şekilde etmeyen de, yarın herkes hesap verecek toprağın altında. Nasıl hesap verirler, orasını biz bilemeyiz efendim. Peki efendim, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.